Murat Boz'un Diyarbakır konserinde yaşadığı tatsız anlar ünlülerin olaylı konserlerini getirdi akıllara. İşte o araştırmamız. Önce simge sahana, çiçek ve telefonu. Sonra Murat Boz'a yabancı madde atıldı. Ajda Pekkan'ın öfkesi, hadisenin şok anları ve çok daha fazlası. İşte ünlü isimlerin geçmişteki ve son dönemdeki olaylı konserleri. Ünlü isimlerin konserlerinde yaşadığı şok anlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olay Murat Boz'un Diyarbakır konserinde yaşandı. Harika bir konserdi. Murat Boz binlerce Diyarbakırlıyı şarkılarıyla coşturmuştu. Gece yarıları, ecel saatler, başımıza gelen kırık hayaller, hayat öpücüğüm dudaklarında, buna ölünüm. Ama konserin finalinde bu üzücü görüntü yaşandı. Seyircisiyle bütünleşen Murat Boz'a atılan yabancı madde tam da suratına isabet etti. Yaşanan bu tatsız olaya rağmen güzel geceye gölge düşürmedi Murat Boz. Önce yazılı olarak, birkaç gün sonra da sözlü olarak konserde yaşanan hadise için önemsiz dedi. Oluyor, her yerde böyle bir şey olabilir. Yani buna benzer şeyler olabiliyor, her yerde olabiliyor. Münferit bir mevzu. Büyütecek bir şey yok. Ama tabii öyle bir talihsizlik oldu. Bu konser onu unutturdu biraz galiba, değil mi? O kalabalık. Gölgede bırakmasını hiç istemedim aslında. Ben bir paylaşmayacaktım ama tabii çeken insanlar olmuş. Öyle bir şey oldu. Hiç önemli değil. Hiçbir şeyim yok. O an anlık tabii bir insan şok oluyor. Münferit bir mevzu. Diyarbakır halkı çok misafirperver. Hakikaten çok mutlu olduğum, her dakikasından çok keyif aldım. Çok güzel bir konser geçirdik hep birlikte. Çok şükür. Çok değil. Birkaç hafta önce de aynı olay Simge Sağ'ın başına geldi konserde. Gaziantep konserinde Simge Sağ'ın başına önce çiçek atıldı, sonra da telefon. Ünlü şarkıcı haklı olarak konserde sitemini dile getirdi. Telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimi ve paramı kazanmaya geldim. Ve burada bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar. Yuhlayarak da bir şey varamayız. Gerçekten ayıp. O yüzden öne korktuğum için gelemeyeceğim. Beni yakından göremeyeceksiniz. Bu olayı anlattığı röportajında da sevginin abartılmaması gerektiği vurgusunu yaptı Simge. Yani genç arkadaşlarımız bir şekilde sevgiyi gösterme şeklini birazcık yanlış anlıyorlar galiba. Çünkü siz de sorduğunuz için ve bu çok önemli bir şey aslında. Buna değinmen evet. Çok iyi oldu. Yani çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirlerdi o telefonla. Çünkü kafaya gelen ağır bir telefon, çok ağır bir cihaz ve bu kafaya geldiğinde Allah korusun kafa travması, beyin kanaması gibi şeyler yapabilir. Çok tehlikeli. Uyarıyorum, birini öldürmek istemezsiniz umarım. Sevdiğiniz birini hiç öldürmek istemezsiniz. Ajda Pekkan'ın 2024 yazındaki Harbiye konseri muhteşemdi. Ama konser kadar süperstarın protokole yaptığı serzeniş de gündem oldu. Ajda Pekkan, aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da bulunduğu protokol konuklarının konser bitmeden yerinden hareketlenmelerine sinirlenmiş ve bu görüntüler ortaya çıkmıştı. Hadisenin Bodrum konserinde yaşadığı şok da arşivlerdeki yerini aldı.
konserine devam ederken sahneye fırlayan bir hayranı hadiseye küçük bir korku dalgası yaşatmıştı. Rap konserleri olaylı oluyor son dönemde. Sefo'nun Kocaeli'nde verdiği konser eğlenceli başlamıştı. Ama ilgi ve izdiham olaylara neden oldu. Gençler arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşmuştu. Son dönemin popüler ismi Semi Cenk'in konserinde playback vakası yaşandı. Çıktığı konserde playback yapmasını yadırgayan seyircilerle böyle tartışmıştı Semi Cenk. Satın aldığın bilette öyle bir bilgi var mıydı? Orkestrayla gelecek, canlı söyleyecek falan, böyle bir bilgi var mıydı? Efendim? Ama bak, buranın konseptinin farkında olman lazım buraya gelirken. Ya burası club değil mi? Yani ben de emir eliyim, anlayacağın ablacığım, bunu bana yapmayacaksın. Tamam mı? Ben de emir eliyim. Ben de müziğe dün başlamadım. Çok şükür 20 yıldır uğraşıyorum. 20 yıldır bu işe emek veriyorum. Elbette elimden gelenin en iyisini bana sunulan şartlarda sizlere sunmayı çok isterim. Elimden gelen bu şu anlık. Kusura bakma, özür dilerim. Bu hareketi de yani yakıştıramadım ama neyse. İşte yıllar öncesi İbrahim Tatlıses'in Almanya konseri. Yaşanan olaylar ve çıkan kavgalar İbrahim Tatlıses'i çılgına çeviriyor. Yemin ediyorum, düşmanlarımız böyle ağızlarını açmışlar televizyonla, böyle bakıyorlar. Acaba ne zaman olay olacak? Olmayacak bir şey. Olmayacak. Yine Almanya. Bu kez sahnede Mahsun Kırmızıgül var. Konserde çıkan olayları komplo olarak nitelendiriyor Kırmızıgül. Bu konseri düzenleyen kardeşlerim, amca çocukları işte konserlerde bir 40-50 kişilik bir grubu çağırmış. Önceden bunları örgütlemiş. Çünkü benim bugüne kadar hiçbir konserimde böyle bir şey olmamıştı. Tamamen oradaki güvenlik, yani bizim korumalarla, sahnenin önünde duran korumalarla, aralarında olan bir sürtüşmeden dolayı işte bir problem yaşandı. Baktım ki olaylar büyüyecek, yarıda kestim. Yer Gaziantep. Gülben Ergen ve İbrahim Tatlıses'in halk konserine 70 binden fazla kişi gidince ortalık karışmış. Gülben Ergen konseri yarıda bırakmıştı. Gülben Ergen sonrası sahneye çıkan İbrahim Tatlıses de kalabalığı yatıştıramamıştı. Ben de rezil ediyorsunuz, söyleyeyim size. Allah rızası için oturun. Allah'ın rızası da mı yok? Allah'ın sevmeyen hiç kimseyi sevmez. Fenerbahçeli Gülben Ergen'in Beşiktaş konserinde başına gelenlere gelince tepki alan Gülben Ergen'in başına şişe yağdı. Aleyna Tilki ve Hadise'nin Adana konserlerinde yaşananlar bir gerilim filminden çıkmış gibiydi. Konser sırasında ezilenler mi dersiniz? Ağaç tepesine çıkıp ölümle dans edenler mi? Ne ararsanız vardı. Devam edemiyorum sizleri böyle görünce.
Ebru Gündeş'in yıllar önce Ataşehir'de verdiği konserde benzer görüntülere sahne olmuş, Gündeş konseri ambulansla terk etmişti. Şimdi orada bir grup var. Evet. Gençler derdiniz ne? Bütün herkesi rahatsız ediyorsunuz. Önünüzde hanımlar var. Ben mesela merak ediyorum. Polis arkadaşlar nerede? Yakın tarihte de durum değişmedi. Aleyna Tilki'nin izlemeye gittiği Uzi'nin rap konseri başlı başına olaydı. Konsere Aleyna Tilki'nin çılgın görüntüleri damga vurdu. Konsere yapılan polis baskını ve konser sonrası yaşanan kavga görüntüleri de cabasıydı. Tamam, doğru. Kimse kendime laf ediyorsun. Gülben Ergen'in Düzce konserinde düşmesi, ambulansla tedavi görüp yeniden konsere dönmesi de akılda kalan olaylardan. İrem Derici'nin Sultan Gazi konserinin her anı olaydı. Konserde çıkan kavga da kameralara böyle yansıdı. İrem Derici konseri yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çocuklar yapmasanız ya.